Merhaba. Via Mobil'de cari grup şirketi nasıl tanımlanır? Öncelikle mobil cihazımızdan cari bölümüne geldikten sonra cari grup şirket listesini seçeriz. Sağ üstteki artı işaretine tıklayarak yeni bir grup şirket tanımını sağlayalım. Cari ünvan ile birlikte doldurmak istediğimiz ilgili adres ve benzeri şirket bilgilerini dolduralım ve kaydedelim. Bu şekilde grup şirket tanımımızı sağlamış olduk. İkinci aşama olarak tanımladığımız grup şirkete bağlı olacak şirketleri seçebilmek için cari kart listesine giriş sağlayalım. İlgili carinin üzerindeyken basılı tutarak incele dediğimizde cariye giriş sağlarız. Ardından sağ üst paneldeki kalem işaretine tıklayarak değiştirme özelliğini açalım. Ekrandaki grup şirket alanından büyüteç ikonuna tıklayalım ve tanımlamış olduğumuz grup şirketini seçerek cari kartımızı bağlayalım. Ardından işlemimizi kaydedelim. Aynı şekilde bir örnek daha yapalım ve kaydedelim. Cari kart liste ekranından da bağladığımız grup şirket bilgilerini görmek istiyorsak liste tasarımcısına giriş sağlayalım. Ekranda görmek istediğimiz alanın üzerine gelerek aşağıdaki alan 1, alan 2 ve alan 3 değerlerinin olduğu ekranı kullanabiliriz. Alan 1 kısmını grup şirket kodu olarak belirleyelim. Alan 2 kısmını grup şirket adı olarak belirleyelim. Yazı stilini normal veya italik olarak seçebileceğimiz gibi yazı genişliğini kalın veya yine normal olarak belirleyebiliriz. İlgili işlemimiz için kalın olarak belirleyelim. Yazı rengini ise açılan listeden belirleyebiliriz. İlgili işlemimiz için kırmızı olarak belirleyelim ve işlemimizi kaydedelim. Bu şekilde cari listesi ekranından da cari kartın hangi grup şirketine bağlı olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Belirlemiş olduğumuz yazı stiline ve rengine göre de işlemlerimizin gerçekleştiğini görebiliriz. Grup şirket listesine tekrar döndüğümüzde, ilgili grup şirketin üzerine basılı tutarak açılan panelden cari grup şirket hareketlerini seçelim. Bağlamış olduğumuz şirketlerin tamamının hareketlerini ilgili ekrandan görüntüleyebiliriz. Çıkış sağladığımızda, yine açılan panelden bağlı alt carileri seçtiğimizde, grup şirketine bağlı olan carilerimizi görüntüleyebiliriz. Raporlar alanına geldiğimizde bakiye kontrol ardından cari grup şirketi bakiye raporuna giriş sağlayalım. İlgili tarih değerlerimizi girelim. Borç alacak durumunu listeden yalnız borçlu grup şirketleri, yalnız alacaklı grup şirketleri veya tüm grup şirketlerini görüntülü olarak seçimimizi sağlayalım. Şube ve diğer gerekli bilgilerini kullanıcının tercihlerine göre seçtikten sonra ekran diyerek raporumuzu görüntüleyebiliriz. Parametre ekranına geri döndüğümüzde cari grup şirket hareketlerini göster evet dediğimizde fiş türlerine göre seçimlerimizi sağlayabiliriz. Yine ekran dediğimizde seçtiğimiz fiş türlerine göre hareket bazında da cari grup şirket raporumuzu görüntüleyebiliriz.